Hocam peki hastalarımızda pil de takılmaması gibi bir durumda söz konusu olabilir mi? Pil takılma sırasında bazen sorun yaşadığımız oluyor. Bu sorunlar nelerdir diye söylersek, öncelikle takılma esnasında bizim kullandığımız toplar damar, köprücü kemiğinin altında seyreden bir toplar damar. Bu damara iğneyle girmemiz gerekiyor öncelikle. Burada bir sorun yaşayabiliriz. Kimlerde yaşarız? Özellikle anatomik deformitesi olan hastalar. Bu köprücü kemiğinin pozisyonu itibariyle anormal pozisyonlanmış hastalar. Yine damarla ilgili kemoterapi almış, damar yapısı bozulmuş, ilgili damar tıkanmış olan hastalar. Bunlar bizim teknik olarak kablolarımızı ilerletmemize engel teşkil edebilir. O zaman ne yapıyoruz? O zaman karşı tarafa geçip oradan kullanmak durumunda kalıyoruz. Bir takım anatomik hastaya özgü problemler nedeniyle sol tarafta başlayıp sağ tarafa geçtiğimiz hastalar oluyor. İkinci bir durum, 3 odacıklı pillerin çok daha zor ve çok daha kompleks bir müdahale olduğunu ifade etmiştim. Burada standart pilleri biz kalbimizin sağ karıncığına ve sol sağ kulakçığına yerleştiriyoruz. Ve bu yerleştirme işlemi nispeten daha kolay. 3 odacıklı pillerde ise bunlara ilaveten kalbimizin toplar damarının içerisine, koroner sinüs diye ifade ettiğimiz bölgeye bir kabloyu yerleştiriyoruz. Bu kabloyu yerleştirmek karıncık ve kulakçığa yerleştirdiğimiz kabloya nazaran çok daha zor. Bazen teknik olarak mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla bizim bu sol kalbi uyarması için takmamız gereken kabloyu takamadığımız durumlar oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Hastalar bu pile mutlak surette ihtiyaç duyduğu için açık kalp cerrahisiyle ufak bir kesiyle cerrahlarımıza bu bölgeye ulaşma yönünde yardım istiyoruz onlardan. Onlar ilgili bölgeyi açıyor ve biz kalbin dış duvarına bu kabloyu dışarıdan yerleştirmek suretiyle hastamızın kalp fonksiyonlarının daha iyi olması adına bu pil takma işlemini cerrahi olarak tamamlıyoruz. Bu ne kadar yüksek bir oranda rastlıyoruz derseniz %1-2 civarında.